Buraya gelin hep beraber hareket edelim dedik. Allah'a şükür. Yani o günü hatırladıkça, o manzarayı gördükçe hep duygulanıyorum. 7'sinden 70'ine, erkeğinden kadınına, çocuklarımıza kadar herkes yollara düşmüş ellerinde bayraklarla, başına ne geleceğini bilmeden cesurca meydanları doldurmaya geldi. Ben hepsine ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Ve o gün aniden böyle bir şeyle karşılaştığımız için arkadaşlarımız hemen bir seyyar mikrofon hoparlör getirdiler. Onlardan önce hitap etmeye başladık. Zafer Müzesi'nin önünde çıktık. Daha sonra Milletvekilimiz Hatice Özkan Hanımefendi, Kadın Kolları Başkanımız Ferda Hanım katıldılar. Merkez İlçe Başkanımız vardı. Ve meydan her geçen gün artarak kalabalıklaşıyordu. Beni en çok duygulandıran bir beyaz minibüsün üzerinde bir hanım kardeşimiz, daha sonra öğrendim benden bir iki yaş büyükmüş, şalvarlı bir hanım kardeşimiz, elinde kocaman Türk bayrağı, yanında oğluyla beraber bayrağı orada dalgalandırmaya çalışıyordu. Milletin iradesine tankla, topla müdahale etmeye kalkışan bu zihniyete 15 Temmuz 2016 gecesi Türk milleti Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde meydanları doldurarak büyük bir ders vermiştir. 2 yıl önce bugün tıpkı Çanakkale'de ve Kocatepe'de olduğu gibi gerektiğinde vatan için şehit olmayı şeref sayan bu millet başkomutanından aldığı emirle meydanlara inmiş ve iradesine sahip çıkmıştır. Binlerce yıldır yaşadığımız bu coğrafyada nice savaşlar, nice afetler, nice yıkımlar yaşadık. Her defasında vatanımıza, demokrasimize, cumhuriyetimize, milletimize sahip çıktık. Değerli hemşehrilerim, bundan tam 2 yıl önce Salih Sel Başkanımızın da dedikliği üzere Berdeniz'de Kosova'nın Prizren şehrinde Afyon Karahisar'dan giden bir heyetle birlikteydim. Böyle tam da bu saatte diyebileceğimiz saatlerde bir Türk kahvesinde çaylarımızı yudumlarken televizyonlarda alt yazı geçmeye başladı. İşte İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş tarafını kapatıldığına dair yazılar yer almaya başladı. Sonrasında belediye meclisimiz Hüseyin Şehidoğlu Bey de yanımızdaydı. Ona çocukları telefon açarak, ya baba İstanbul'da elbisin bulunduğu yerde uçaklar, çok savaş uçakları çok yüksek sesle meskenlere yakın bir şekilde uçuyorlar deyince biz hala daha bir darbe olacağına ihtimal vermiyorduk. Neden vermiyorduk? Biz biliyorduk ki artık 12 Eylül 1980 harekatından sonra Türkiye'de demokrasi oturdu. Üstelik ülkemiz 2002 yılından sonra çok güzel bir şekilde istikrarlı bir hükümete, devlet sistemine kavuştu. Ülkemiz her bakımdan ilerleme yoluna girdi ve demokrasi tüm kurumlarıyla ülkemize yerleşti. Herkes de görevli bildi. Büyük bir kahramanlık günü, tarihteki Türk'ün yazdığı yeni zaferlerden bir gün daha hep beraber yaşadık. O gün bir cuma akşamı Afyon Karahisar'a gelmek için hazırlanıyoruz. Ailemizle beraber saat 9.30 İncek'ten Çukur Ambar'a doğru evimize doğru geliyoruz. Sosyal medyadaki İstanbul Köprüsü'nün kapatılması ile ilgili haberleri görünce ve saat 10'a doğru Çukur Ambar'a geldiğimizde hareketleri anlayınca bir farklılık olduğunu sezdim. Arkadaşlarıma dedim ki herhalde darbe oluyor. Vekilin ne darbesi? Yıl 2016. 2016'da ne darbesi olur dedi. Biraz sonra
çok yoğun bir şekilde uçak sesleri, o kulakların zarını patlayan meşhur sesi gördüğümüzde askerde tanıdığım dostları aradım ve bu terör örgütü, bu hain alçak terör örgütüyle ilgili yıllardır da Sayın Cumhurbaşkanımızla bu örgütle mücadelede çalıştığımız için dedim ki arkadaşlar, hiç tereddütsüz FETÖ terör örgütü darbe yapıyor. Kalkın gidiyoruz. Benzer kutlamalar, benzer lanetlemeler yapılıyor. O gün yapılan aslında sadece bir darbe değildi veya darbe teşebbüsü değildi. O gün yapılan aslında Orta Doğu'da olan, Suriye'de olan, diğer ülkelerde olanlardan farklı bir şey yaratılmak istenmiyordu. Türkiye'de bir işgalin başlangıcı olsun isteniyordu. Darbe sadece darbe teşebbüsü, başlangıçta gösteriş amacıyla yapılmış ama aslında ülkenin işgalinin yolu açılmak isteniyordu.